geldin. Yeni evime hoş geldin. Gel, gel. Evime artık bakacaksan? şöyle, bu yüzden. Evet, işte taşınmak mı dedim. Çok güzel oldu. Ben böyle oturuyorum. Koliler bana bakıyor, ben kolilere bakıyorum. Şu anda bu durumdayım. Yeni taşınanlar bilir bu sıkıntıyı ayalı ayaklarımda pijamayla üstümde e, terlikle oturuyorum. Bir yandan da sunumumu, işlerimi göndermeye çalışıyorum. Çünkü çok da yoğun bir tempoyla çalışıyorum biliyorsunuz. Vallahi büyük evden küçük eve geldim. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi salon bana bakıyor, ben salona bakıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle düşünüyorum tabii. Şimdi bu eşyalar neden burada duruyor diyecek olursanız, e, beraber bu şeyde, videoda beraber düşünelim. Hem sizden belki fikir de alırım bazı yerlerde. Hem de nasıl düzenleyeceğimi size söyleyeyim. Mesela şimdi bu benim eski evime göre yapılmıştı. Ondan sonra bu kütüphanenin ölçüleri alındı. Ben işte iki tane marangoz çağırdım bu işi yapan ustalarımız, sevgili e, mimarımız Şeb Şebnem Buhar'a da sağ olsun yardımcı oldu. Ondan sonra dedik ki bu salona göre bunu adapte etmemiz lazım. Çünkü benim eski evimde kocaman bir balkonum vardı. Ve kocaman balkonda mutfak e, içindeki yani takımlarımı, mutfak takımlarımı, yeme takımlarımı koydum. Çok güzel bir büfe vardı. Şimdi bu eve sığmadı. Onu da anneme verdim o yüzden. Buraya o yüzden biraz vitrin yaptıracağım. Bu gördüğünüz kolilerin içerisindeki de hala hazırda o büfeden çıkan mutfak malzemeleri. Bunları yerleştirecek yerimiz olmadığı için buraya koyduk. Ee, kütüphanenin kalan kısmı geleceği için kitapları da şimdilik geçici bir süre için şuraya yerleştirdim. Hani kitaplar gelecek diye. Ondan sonra şimdi bu durumdayım. Buraya ne gelecek biliyor musunuz? Buraya işte vitrin gibi bir şey gelecek. Ee, ve dolapları çok efektif kullanmam gerekiyor tam her şey yerleşmedi. O yüzden böyle eşyalar yerleşene kadar ben neler ne olacağından emin olmadığım için tabloları falan da bir yere koymadım. Eski evimde girişte de büyük bir antren vardı. O antreye göre de bir tane böyle girdiğinizde küçük bir bir şey yaptırmıştım. Dolap var mı deniyor buna? Ne deniyor? Evet. Ve de buna da yer olmadı, kalmadı. Şimdi bunu mesela kanepeyin arkasına koyacağım bunun üstündeki aydınlatmalarla beraber bazen ben de seviyorum dekorasyonda biliyorsunuz böyle kanepenin arkasına böyle bir drosuar ya da bir şey koyuyorlar. Onun üstüne kitaplarınızı, vazolarınızı, süslerinizi, objelerinizi işte aydınlatmanızı koyabiliyorsunuz. İşte bu bakalım yani her şey bir yerleşecek. Burası böyle. Hadi gelin gezdireyim biraz evi. Mutfağıma bakmak isterseniz mutfağım. Böyle biraz küçük Biraz önce Cancan can gitti. Cancan can da hızlı bir şekilde kahvaltı etti. Etmedi bile. Kahvaltısı bile şurada duruyor. Mutfak böyle. Gördüğünüz gibi küçük bir mutfak. Biraz böyle şey yerleştirmeye çalıştık. Eski sistemde şu anda dediğim gibi yer olmadığı için buralara neler yapacağımı düşünüyorum. Buraya mutfak şeylerimi koyacağım biraz yükseğe. Belki açık raflar yaparım. Rafta derken gene küçük kutu şeklinde çünkü e, dolaplarım biraz küçük. Neden yaptırıyorsun diyeceksiniz. Çünkü yaptırmazsam sığmayacağım. Bayağı bir şey var. E, tabakları böyle yerleştirmeye çalıştım ama gördüğünüz gibi hiç içime sinmedi. Normalde çünkü çok fazla kelsem var. Onların bir kısmı içeride duruyor. İşte dolapta yer olmayınca böyle sıkıştı. Gördüğün gibi fincanlar, mincanlar da biraz sıkıştı. Normalde bir sürü fincan vardı. Yani onları da birazcık şuraya koydum. Bu dolaba koydum. Şöyle, bunun içine de bakarsan göreceksin zaten. Böyle ama bu tam bu tam istediğim gibi olmadı. Neden olmadı? Çünkü şu duvara şunların malzemesi gibi bir tane böyle bir açık bir kutu yaptıracağım. Fincanları böyle belki şeyleri daha şık böyle daha hani bir tatlış görünümlü böyle fincanlarda falan filan biraz oraya koyacağım. Kavanozlarımı da buraya koyacağım. Çünkü kavanozlarıma yer kalmadı. Burada benim bir tane böyle baharatlığım vardı. Bundan bir, birkaç tane vardı. Yani iki tane var. O da sığmadı. Onu da banyoya götürdüm. Yani işte yeni eve yerleşmek böyle bir şey. İlk yerleşene kadar tabii eve adapte olmanız falan biraz zor. Yani bu arada binada yeni bir bina. Burada boyalar hala çıkmamış burada. Bu kadar da şey. Böyle ışıklar bir değişik eski sistemde böyle her şey farklı. Ona alışana kadar da biraz zorlandım yani. Böyle bir koridor. Tuvalet. Yani banyo biraz karışık. Çünkü bizim eski evimizde bir çamaşır odamız vardı. O yüzden çamaşır kurutma makinemiz oradaydı. Ee, kurutma makinesi kullanıyorum ben bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Ee, çünkü yaz kış aynı temiz ve şey sıcak havayı bulamıyoruz. Çamaşırları kurutuyorum ben. Kurutma makinesi kullanıyorum. Neyse sonuçta gördüğünüz gibi kocaman iki tane yer etti böyle. Burada şey ceset gibi. Ee, ve banyo şu anda tam olmadı. Çünkü dediğim gibi depom yok. Burada e, banyo malzemelerimi koyacağım bir boşluk var. Buraya böyle güzel bir dolap yaptırmayı planlıyorum. Ondan sonra da bu ikisinden bir şekilde kurtulacağım. Büyük bozlukla ikisi bir arada böyle hani hem kurutan hem çamaşır kurutan makineler var ya çamaşır yıkama makineleri. Herhalde öyle bir şey alacak gibi gözüküyorum. Zaten bu kaç baya, sene oldu bayağı bir 6 senedir ben de deli gibi de çalışır kurutma makinem. Çok vefakar çıkmıştır. Burası böyle yani hala ee, dağınık. O yüzden benim bir biraz moralim bozuk. Ama yapacağız. Bu arada buraya taşınan tam bir hafta olmadı bile. Bir haftayı geçti pardon. Yok oldu mu? Hatırlamıyorum. 5-6 gün olmuştur. Ee, burası bizim ablamızın yatılı kadınımız var biliyorsunuz. Onun odası. Ama aynı zamanda burayı giyim odası gibi düşündüm. Yani can yalın benim ve şeyin pek çok eşyalar var. İşte yorganlar var. Bunlar eski evimden getirdiğim dolaplar. Ee, ama bu odanın ölçüsüne göre bu evde de şöyle bir şey yaptım. Ee, bu ev bizim bu arada. Ee, ve o yüzden bu ev normalde ba burası balkondu. Bu balkonu alarak e, şey içeri kattım. Yani buraya bir tadilat yapıldı. Dolayısıyla burası şu camlar gördüğünüz gibi balkon camları hala. Daha sonra değişecek. O yüzden bu odayı büyüttük. Büyütünce bu bayağı bir yerimiz çıktı. Şimdi bu eski evden gelen dolaplar biraz daha yeni ölçüye göre biraz daha kaydırılıp biraz daha açık dolap sistemleriyle buraya daha fazla e, dolap ekleyeceğiz. Böylece e, ne derler o? Saklama alanı şey yapacağız. O yüzden böyle çok fazla içlerini yapmadım. Ee, belki bunları yerleştirdikten sonra hepsini size bir daha gösteririm nasıl düzenledik diye şimdilik dağınık halde ee, Can Can'ın eşyalarının bir kısmını koydum çünkü okula gidiyor ve çok şey yapıyor İşte havlularımı koydum ama bu dediğim gibi tam nihai şeyi içime sinen organizasyon kısmı değil zaten gördüğünüz gibi hala kıyafetlerim valizlerde benim kıyafetlerim çoğu valizde yani şimdi burası da kızımın odası burası bence evin en değerli toplu odası oldu onun böyle düzenini hemen yaptık. Eşyaları da buraya gayet güzel sığdı ee, ama burası da tam olmadı çünkü şey hafta sonlarında bizim anneannemiz geliyor. O yüzden şimdi eski o yatağımızı getirdik ama galiba Can Yal'e bir ranza söyleyeceğiz, ranza yapacağız. Alt katta anneanne yatacak, üst katta Can Can yatacak, kızım yatacak çünkü çok heyecanlı bunun için yani onu istiyor burada Bu arada buradan taşınırken çok fazla eşyayı elden çıkarttım. Bunun içerisinde kızımın kıyafetleri, oyuncakları, benim kıyafetlerim, kullanmadığım aksesuarlarım çok çok fazla şey vardı. Bunları da Givin uygulaması üzerinden biliyorsunuz Türkiye'deki STK'lara yani sivil toplum örgütlerine bağış yoluyla yapılan satışlarına elde edilen gelirin sivil toplum örgütlerine bağış yaptığı çok güzel bir uygulama var adı Givin. İngilizce vermekten geliyor. Ben de Givin'i çok seviyorum. givinle hep destek vermeye çalışıyorum. Ee, eski evimden kullanmadığım çok iyi durumda pek çok eşyamı, kıyafetimi, caniyali oyuncağını Givin uygulaması üzerinden verdim. Bununla ilgili bir videom var zaten. O videoyu da buraya bırakayım. Ee, daha önce çektim neleri veriyorum diye. Siz de oradaki videodaki bütün ürünleri tek tek inceleyip aslında oradan neler alabileceğiniz konusunda bir fikriniz olur. Çok fazla ürün verdim yani. Sıra geldi. Dadadadın. En acıklı odaya geldi. Yani benim yatak odama. Hazır mısınız bilmiyorum. İşte Ayşe'nin dramı. Evet, şimdi bu kolileri niye saklıyorum? Bu kolileri normalde atabilirdim. Bir parti çalışırken burada hep size farklı şeyler de vermek istediğim için nasıl hayatımı yaşıyorum aslında önemli de bir şey. Normalde biliyorsunuz Türkiye'de özellikle çok güzel bir şey var çevrecilik ve sürdürülebilirlik anlamında kağıtları toplayanlar var. Böyle büyük arabalar taşıyorlar. Böyle yük arabaları içinde çuvallar. Onlar kağıtları camları, plastiği ve metali topluyorlar ve bunları satıyorlar. Bunların gelir kaynağı o. Normalde de belediyeler buna bir başka bir şekilde kendilerince çözüm getirdikleri için geri dönüşüm şeyleri de var. İşte cam konteynerleri var ya da giysi konteynerleri var. Bunun gibi şeyler var. Eğer siz kendi evinizde bunu yapamıyorsanız benim eski sistemde var da çok Rahattı. Kağıdı belediye, Beşiktaş Belediyesi'nin bir konteyneri vardı. Ben şimdi bu sitede de, yeni apartmanımda da buna ön ayak olacağım. Belki kağıdı sadece, kağıt, cam ve metali e, geri dönüşüm e, çöp kutuları ayarlayabilirim kendim için. Ama şimdi niye uzun anlattım? Kolilerimi atmadım. Kolilerimi nakliye şirketine, beraber taşımamda yardımcı olan nakliye şirketine geri vereceğim. Onun için atmadım. Ama normalde e, ilk taşındığım ilk iki gün bayağı bir kolimiz oldu sokaktan geçen bu kağıt toplayan çocuklara verdik. Yani o yüzden de ama ki çöpleri atmayın. Bunları bir yerde tutabiliyorsanız tutun. Ya da gerçekten çöpün içerisine değil ayrıca dışarıda bir yere çöplerin o yağların yemek artıklarının bulaşmamasından emin olun. E, ayrı bir yere koyarsanız sadece kağıtlarınızı bile ayrı şeylere koyarsanız o kağıt toplayanlar onları alacak. E, o da bir bilgi. Şimdi koliler duruyor tabii burada açılmamış hala. E, yatak odası biraz dağınık. Ama aydınlık ışık alıyor. O yüzden güzel. İşte daha ışıklandırması gelecek. Perdeler gelecek. Pek çok şey eksik. Şimdi perdeler ne yaptım? Benim bir tane etilerde ofisim vardı. O ofisten kalan ve diğer evimden kalan her şeyi perdecim geldi. Yeniden beraber ölçü aldık. Eski evdeki bütün perdeleri bu yeni eve göre kestiriyoruz, biçtiriyoruz, yeniden diktiriyoruz. Eksik olan bir şey olursa da yanı yapacağız. Salondaki perdeleri kullanacağım bir kısmının sadece tül eklenecek. Buraya da eski evimiz salondaki jaluzim konacak. Böyle koyu renkli bir jaluzi. Bunu da böyle değerlendiriyorum. Eski yatağımı getirdim. Yeni bir şey almadım. Şimdi burası tabii altıl bir alan. Benim e, biliyorsunuz diğer videolarımdan da hatırlarsınız böyle çok kocaman gardıroplarım vardı. Eşyalarımı koydum. Maalesef bu eve sığmadı. Bu da büyük bir problem. O yüzden e, bu alana ölçülerini aldım. Ve bu alan ölçülerine göre buraya açık bir giyim odası gibi bir şey yapacağım. Raflardan e, ve kapaklı olmayacak. Sadece rafların olduğu altta da böyle uzun askıların olduğu bir şey olacak. Buranın projesi de çizildi. Çok az bir zamanda sanırım burayı da toparlarım diye düşünüyorum. Yani bir ayı bulmazsa çok sevinirim. Çünkü halihazırda en az kıyafet benim. Yani ortada sadece 5 tane tişörtüm var. Yani buradan böyle bakın ayakkabılarımı geçen gün seyahate gittim yemin ediyorum. Buradan çıkarttım pazarcı gibi. Evet, ev gördüğünüz gibi. Ama her şey düzelecek tabii. Böyle bir süreç. Evet şimdi taşınma sürecimi anlattığım bir videomun sonuna geldik. Ondan sonra önerileriniz varsa bekliyorum. Videomun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir iki haftaya kadar ben bu evi toparlarım. Nasıl toparladım? Nasıl organize ettim? Kolilerimi, dolaplarımı nasıl yerleştirdiğimi de Ayrıca bir videoda anlatacağım. Onu bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bugünlük benden ve Sefil hayatımdan bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.